2020 yılında başladığı farklı illerdeki esnaf ziyaretlerine devam eden İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün Karaman ve Mut esnafıyla bir araya geldi. İyi Parti lideri Akşener'e Karaman İl Başkanı İsmet Hatipoğlu, Mersin İl Başkanı Mehmet Tutar, Mut İlçe Başkanı Zeynep Gürdal Köse, İyi Parti Genel İdare Kurulu üyesi ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Burhanettin Kocamaz, milletvekilleri, parti yöneticileri de eşlik etti. Mersin'in Mut ilçesine geçerken Karaman'a uğrayan Akşener kalabalık tarafından coşkuyla karşılandı. Esnafı gezip sorunları yerinde dinledi İyi Parti lideri Akşener. Zaten piyasa belli. Her zaman sürekli artıyor. Mesela bugün kaç müşteriniz oldu? Vallahi herhalde 2 tane falan zannederim. İyi olacak inşallah beraber. Ziyaret sırasında bir çiftçinin yaşadığı sıkıntıları tek tek dinleyen Akşener, çiftçinin bunlara kim dur diyecek başbakanım sorusuna yanıt verdi. Saatine 2750 liradan susmuyorum. 25 saat suya 9000 lira para ödedim. Elektriklerimizi kesmeye geliyorlar. Avukata 3 gün sonra dosyayı veriyorlar. Bu işten avukatları zengin ediyorlar. Bunları kim dur diyecek sayın başbakanım? Evet inşallah sizden bekliyoruz. Ben de anam. Öğrenciler kitapların pahalılığından, vatandaş asgari ücretin azlığından dert yandı. Lise okuyorum, öğrencilerin şu anda şöyle bir sıkıntısı var. Devlet okullarında okuyan öğrenciler kitap almakta güçlükçe fakir var, fukarası var. El alemin zenginine tüm yardımlar yapılıyor da. Ne asgari ücreti ek zam al. Çünkü zor durum. Gerçekten asgari ücreti zor durum. Söyleye bir yere getirttirdik evet. Sizinkini. Esnaf ziyareti için geldiği Karaman'da kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti Akşener. Türkiye'de seçmenin uzun bir zamandır veli nimet olmaktan çıkarıldığını belirtti. Vatandaşların birbirlerine düşman edildiğini, ceketimi alsam seçilirim sistemi üzerinden bir siyaset uygulandığını savundu. Seçmen veli nimet olmaktan çıkmıştır. Seçime yakın değerlerimiz üzerinden, inançlarımız üzerinden birbirimize düşman edilip ondan sonra da ceketimi alsam seçilirim sistemi üzerinden siyaset uygulanıyor Türkiye'de. Okullara aç giden öğrencileri gündemine alan Akşener saraya seslendi. Hariri'nin cebine konulan 24 milyar lirayla bir yıl boyunca 15 milyon ilkokuldan lise sona kadar olan öğrencilerimize sabah kahvaltısı ve öğle yemeği verirsin. Okula aç giden öğrencilerimiz var, çocuklarımız var bizim. Yazıklar olsun sarayda oturanlar. En düşük emekli maaşının asgari ücret kadar olması gerektiğini belirten Akşener, asgari ücretinde yeni zamlara göre güncellenmesini istedi. Daha sonra Mersin'in Mut ilçesine geçti Akşener. Burada da coşkulu kalabalık tarafından karşılanan Akşener, esnafları ziyaret etti. Hayat pahalılığından şikayet eden vatandaşın sorunlarını dinledi Akşener. Girdiği her dükkanda aynı tabloyla karşılaştı. Hayır, benim var konumuzda. İşte bakın, buna rağmen gelinen nokta. Bu nedir? Elektrik parası. Bu nedir? Sulamadaki problemler. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Mut'ta dinlediği esnaf, dükkanının elektrik faturasına isyan etti. Nasıl çıkacağım bu işin içinden, yazık değil mi dedi. Normalde 1,5 lira gelen fatura 4.665 lira şu anda. Bu gelen para. Tamam. Biz esnaf bittik. 10 kilo döner satıyoruz. Sağ olsun kilo 50 lira. Sağ olsun yani Recep abi bitirdi. Nasıl çıkacağım bu işin işte bu abi anlatıver şimdi bize. Başbakan Akşener sloganları eşliğinde konuşmasına başlayan İyi Parti lideri, kalabalığın içinden kendisine seslenen bir çocuğu yanına çağırdı. Sarıldığı çocuğun okuduğu şiiri dinleyen Akşener sandığa işaret ederek "Bu harami düzeni helal oylarınızla sandıkta birlikte yıkacağız." dedi. Anaların duasıyla, babaların sevgisiyle, halkının oyuyla gelin başbakanım. Korkunun faydası yok. Bu harami düzeni helal oylarınızla sandıkta birlikte demokrasiyle el ele vererek yıkacağız inşallah. Vatandaşa seslendi Akşener. Sizin dertleriniz üzerinden konuşmayana oy yok dedi ve bu harami düzene sebep olanlara
yedikleri içtikleri haram olsun, zıkkım olsun ifadelerine yer verdi. Seçmen ve nimettir. Sizin dertleriniz üzerinden konuşmayan oluyor. Bu harami düzene sebep olanlara yedikleri içtikleri haram.